Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Fuat Sarıgül, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Nazım abiyle çok önemli bir işimiz var. Çiftçiliğin esas kurallarından bir tanesi. O da nedir? Tarlaya gübre atmak. Boy yani, gübresi atmak. Evet, Nazım abi bize destek oluyor. Çünkü babamın ayağı sakat. O da sağ olsun bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bugün onunla beraber o görevi yerine getiriyoruz. Boy gübresini atacağız. Tarlanın gelişmesi için. Evet. Boy gübresini atacağız. Var mı mesela bu anlatmak istediğim bir şey, hani böyle insanlar atıyorum ki mesela oradan biri bir tarla dedi, ben başlıyorum bu işe. Bu mevsimde şu gübreyi atmalısınız, böyle olmalı diyeceğim bir şey var mı? Şimdi tarlalar alışmış gübreye Türkiye'den. Maalesef gübre atmadan tarlalar uzanmıyor. Herkes mecbur boy gübresi atıyor. Evet, ikimiz beraber miyiz bu arada? Evet, beraberiz şimdi. Gideceğiz orada atacağız. Bu gübre ne? Şey mi? Keçi kakası mı? Koyun kakası mı? Yoksa kimyasal bir şey mi bu? Kimyasal bir şey zannedersen. Bu yüzdü. Bu yüzdü. İyiydi Nazım abi. Eskiden kimyasal yoktu, bir şey yoktu. Evet, aynen öyle. E niye şimdi böyle kimyasal ihtiyacımız oluyor ki? Şu anda Türkiye komple bunu kullanıyor. Neyse bakalım, orada devam ederiz. Devamını tarladan. Devam tarlada. Tarla çimen olduğu için araba da tarlanın üstüne gitmeyecek, badanaj ettiği için. Aa yok, giriyoruz. Ha. Tabi. Badanaj yapıyor. Yok, ben sokuyorum arabayı oraya, hiç merak etme sen. Hadi bakalım. Ben kaza yapmadan. Olayın rengi değişti. Ben bizim bostanı yapacağımız sanırdık ama burası bizim bostan değil. Burada bizim aşağıda bir... Herhalde bu tarla bizim değil değil mi? Biz şu an sadece ekeceğiz buraya. Onu verdiler bizim akrabalar. Evet. Okey. Göstereyim size bu arada nereye geldiğimizi. Ben ahkam kesiyordum yani girerim çıkarım buraya diye. Burayı kilitliyor musun? Nereyi? Kapıyı kilitliyorsan o adamın içini buraya bırak. O adamın tarlası budur. Ha bir de. Hangisi? Adamın tarlası şu. Şimdi bizim gübrelerin bir tanesini buraya bırakacağız. Evet, bir tarla. Şey, ötekisi bizimkisi hangisi? Şimdi ilerideki o meşelerin altında. Bu ağaçların altında. Ha şurada. Evet. Bu yolu bunları yürüyün çünkü. O adam şimdi buraya bırakayım. Ötekinde ben alıyorum. Nazım abi dur ya, kamerayı açıyoruz. Adam geldi, burada alıyor. Tamam. Bunu da ben alıyorum sırtıma. Sırtına alma. Sen al. Ha bıçağı al. Kutuna bıçak nerede? Ha? Bıçak önde. Emaneti mi diyorsun? Emanet mi istiyorsun benden? Abi emanet. Emanet burada işte. Evet emanet. Çok gerekir de gerekmeyebilir. Bunun zinciri var ya, bıçağın kendisinden tehlikeli. Okey. Ben de şunu alayım. Sen şunu al. Beraber her birimiz bir köşeye alacağız. Sen bunu al. Ben çekmesini beceremiyorum. Ha bak böyle tut beni. Şöyle mi? Heh. Şöyle bak böyle. Bu bana dönecek. Bu bana dönecek. Heh. Ekrana bakacaksın. Nereyi görüyorsun? Hiç beni görmüyorsun. Bana doğru çevirmen lazım. Böyle. Şimdi beni gördün mü? Heh. İskender geldi bu da. Geldi. Geldi mi? Hı hı. Bu mu İskender abi? Hı hı. Nereye gidiyor? O minibüsü orada durup bırakıp geliyor. Evet tamam. Tamamdır. Çiftçilerin ta kendisi ya. Arabayı... Gel şimdi sen, hem görüyorum böyle. Öyle mi? Hı-hı. Evet, yolumuz uzun. Yolumuz uzun. İşte ya bunu yapacağız, ya hıyarın kilosunu 70 liraya alacağız. Neyse. Biraz ağır. Ama olsun. Öteki türlü taşımak daha zorlu bence. Böyle daha iyi. Şu kadar yol gelmişiz. Vay babu. Torbanın altına atacağız. Hı. Ondan sonra gübreyi kovalara dolduracağız. Hı hı. Yavaş yavaş görevime de devam edelim. Burada ne ekili Nazım abi? Ekmeklik burada. Ekmeklik buğdayımız. Tandırlık burada ekmeklik. Bak abi de benim gibi taşıyor. Tek başına adam. Lan helal olsun sana ya. Fitness body'm olabilir. Ben böyle atmadım ama bu arada. Ben gayet kibar bıraktım. Gübreleme işlemi hem sizin için hem de benim için ilk defa bir deneyim. O yüzden öğreniyoruz. Bu sene öğrenme senemiz.
zamanları, ne zaman yapılır, nasıl yapılırları öğrendiğimiz ama seneye çok daha hakim olduğumuz bir süreç olacak. Her bir bilgi keyifli. Babamla çalışmak zordur esasında. Bir önceki videomda izlediniz. Aksidir biraz kendisi. Tatlı bir adamdır ama çok aksidir. Nazım abi ise şeker. Şeker gibi adamdır. Şimdi babam olsaydı buraya kadar sana 7-8 tane fırça yemiştim bile. Babam biraz gergin bir adam değil mi Nazım abi? Evet. He? Değil mi? Gübrenin içeriği de buymuş. Kalsiyum, amonyum, nitrat, cam gübreleri işbirliği değildir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sabit tut, dökülmez yere. Heh, bu yeter. Dur yere dökülmez. 1, 2, 3, hop! Bakalım. Orayla kalsın. Şimdi küçüğüne dolduralım. Ağırdır hepsini, tam doldurmayalım bunları. Şimdi ben atıyorum. Bittiği zaman o büyük kovaları bana getiriyorsun. Küçüğüne döküyorsun. Buralarda makine daha faaliyete girmediği için herkes elle kullanıyor. Başka yerlerde bunu makine de atıyorlar. Size gübreyi de göstereyim bu arada. Daha yakından yani. Böyle bir şeymiş. İkimiz aynı anda yapmıyoruz. Yok, aynen. Neden? Çünkü? Bir yere atıyorum, sen karışmasın yani. Ha, okey. Az mı gübre almışız biz? Yok, az değil. Fazla atarsan? Yanar, tarla yanar. Yanar. Kolay işmiş. Yani gözümü korkutmadı açıkçası yani. Basit. Basit bir işmiş. Ama tabii bunların hepsinin bir oranları var. Asıl zor olan kısımlar o. Fazla atmaman lazım, az atmaman lazım. Bir de şey var yani bu çiftçilik muhabbetinde doluyu hesaplaman lazım. Yağmurun geleceği zaman falan filan. Böyle birazcık karmaşık işleri de var. Tam anlamıyla hala hakim değilim ki doğal olarak olamam. Ama güzel gidiyor şimdilik. Ya ben elimi ağzıma sürecektim. Elimi ağzıma sürsem öldürür mü beni acaba? Elimi ağzıma sürdüğümde bu gübreyin beni öldüreceğini düşünen arkadaşlar var. Aşağı yorumlara bekliyorum. Şimdi şöyle bir görev bölümü yapıyoruz. Nazım abi tek başına gübreleme yapacak. Yani ben bir tarafından geçip o bir tarafından. Çünkü gübre fazla da atmamamız lazım. Eksik de atmamamız lazım. O yüzden onun biliyor olması lazım nereye attığını. Ne lazım dedim. Velhasılı kelam. Benim görevim Nazım abi elindeki kova azalınca bana seslenecek. Fişt, Fuat gel diye. Ben de gideceğim. Ona yeni gübre kovamızı vereceğim. Durum budur. Coşkun görüyorsun değil mi? Burada seninle nasibin var. Biz neler yapıyoruz senin için? Ne emekler sarf ediyoruz? Umarım bu saygısızlıkların bu videodan sonra son bulur Coşkun. Efendim Nazım abi? Ortaya. Şurası mı? Evet. Tamam. Tam orta. Evet. Unutmayalım. Şöyle kalalım hatta. Evet. Şura dedi galiba ya. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. İlk defa bir tarlanın ortasına bir kova gübre götürüyorum. Aşırı eğlenceli. Efendim abi? Ben yanına getir. Yanına mı geleyim? Location değişti şu anda. Nazım abiye doğru gidiyoruz. Buyurun efendim. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Dur yarısını buraya boşaltayım. He, ağır ya. Tamam. Oradan iş... Yoruldun değil mi? Yok, normaldir. Şimdi ne bana mı veriyorsun? Tabii, bu sefer sıra sende. Yoruldum, sıra sende. İyi, peki bakalım. Ne tarafa doğru gideyim ben? Bu tarafa doğru gidiyorum, kutulara doğru. Kutulara doğru gidiyorum. Evet. O zaman kamera da sende. Tamam. Kamera beni görüyor musun? Tamam, görüyorum şimdi. He. Vallahi şimdi görüyorum seni. Okey. Şöyle yapıyorsun. Tamam. Azar azar. Bak alıştın. Ya rejbersin, eski rejberlerde bir sen kalmışsın. Tabii ya. Nazım abi sen... kanında var yani ha. Aynen aynen. Çukurova'da çiftçisin sen ya. Ege'de çiftçi.
Allah'a kurban senin bak. Vallahi. Ama doğru söyle, gerçekten iyi yapıyorum. Gerçek atıyorsun, gerçek. Ha, tamam, tarla bitti. Bitti mi? Evet. Biraz da buraya, biraz da buraya. Bak bir de tersten yapıyorum bak, tersten. Evet. Şovumu izle. Gördün mü? Gördüm, gördüm. Bak bir de böyle geldi. Aa, tak tak. Tak tak. Evet, geçmiş olsun Nazım abi. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Evet. Sen de anlatalım, sen de atlayın. Yok valla, ben çok bir şey yapmadım. Bu kalan ne olacak? Bu kalanlar? Kalanlar baban başka yerde kullanacak. He, bu burası için bu kadar yeterli diyorsun yani. Yeterli. Tamam. Zaten başka bir karlığa da bahçeye bir yere kullanabilir. Evet. Şu an bunlar işte bu. Buğday mıydı? Buğday, buğday. Bunlar buğdaylar. 2 ay sonra bunlar şey verecekler. Ekmekli buğday. Ne verecekti bunlar? Tamuzda buğday verecek. Ha, buğday verecek. Yok, boy mu verecek dedin? Hadi boy gübresi. Ha, bir dakika. Durum çok karıştı. Evet. Arkadaşlar, Nazım abiyle iletişim kopuklu yaşıyoruz. Bu şimdi bu boy gübresi. Evet. Siz bir de ne gübresi attınız buna? Daban attık sonbahara. Daban. Evet, tüm çiftçilerin kullandığı. He. 48'e 56 DAP. Sonbahara onu kullandık. Bunu not etsinler de. 48'e 56. Tamam. Aklınız olsun. Sorun oluyordu zaten bu. Birkaç kişi sormuştu. Valla gübreleme işi bitmiyor. Yani ben hani tek gübreyle bu iş bitiyor sanıyordum. Ama boy gübresi ayrı. Daban gübresi ayrı. Daban gübresi ayrı. Daha gübre yok ama değil mi? Daha gübre yok. Bu sefer de biter biçecek. Heh. Patusa vurulacak. Heh. Motorla taşınacak. En zor, bu işin en zor kısmı neresi? En zor kısmı biçerin arkasında toplamak. Tamam, yani Fuat ona hazır ol diyorsun. Tabii. Hangi ayda olur o tahmini? Temmuz ayında. Temmuz ayında. Evet. Temmuz ayında yandık. Temmuz 1 ile 10 arasında. 1 ile 10. Arkadaşlar 1 Temmuz 10 Temmuz arası telefonum kapalı. Haberiniz olsun. Hep çalışıyor. Hep çalışacağım. Neyse, konuşuruz. Ayrı mı bir? Şimdi Kuzey Tekinoğlu'nun bir telefon tutuşu vardı ya. Bak bu da farklı bir tutuş. Biraz uzak değil mi? Zaten çiftçi gübreyi attı. Bunu ben edeyim. Zaten eski çiftçilerde biri o var. Ayağı sakat. Aynen. Evet, tamam. Zaten biz bu da oraya gidiyoruz. Aramasan da söyler. Ali abla. Ben şey yapayım Ali abla. Tamam. Bu senin tarzın mı? Sen telefonun kulağına tam dayamıyorsun. Kim? Sen. Yok. Dayamıyorum. Niye böyle oldu bugün? Ali abla dayanma dedi. Ben başka bir millet beni arıyor. Yo. Şey diyorum. Sen telefonu uzakta tutuyorsun ya, kulağına tam dayamıyorsun. Ha, doğrudur. Ha, o senin şeyin, tarzın. Tarzım. Kuzey Tekinoğlu gibi. Ulan. Bu da senin tarzın. Aynen. Vallahi güzel. Aslanım benim be. Beni bekliyor. Sinekler başladı yavaş yavaş. Aileye bir tekmil verelim, ondan sonra kaçış aşağıya. Hi. Hi baba. Hi. Hi anne. Anne yakala. Helal olsun be. Benim tıkırati anne, koluna sağlık. Rica ederim. Ellerine, kollarına. Sağ ol Nazım abi. Ege'de bile reşver yok. Sağ olasın. Beceriyor mu Nazım abi? Beceriyor. Bir şey söyleyeyim, böyle de atıyorum, attı, böyle de atıyorum. Ha diyor. Tak tak. Dedi ben tersine de atıyorum, tersine de atıyorum. Attı. Gayet iyi. Sen de attın. Bir dayıya da. Ben bugün öyle bir gübreledim ki, ya belki o buğday bu sene avokado bile verebilir. Wow. Yani öyle bir gübreledim yani. Ellerine sağlık abi, çok teşekkür ederim. Ben şimdi aşağı gidiyorum. Tamam. Ben kankamı da alıp, biraz da onunla ilgilenelim. Onu da götürüyorum. Ya onu da götürüyorum. Ben nereye, oraya? Allah korusun ya, ayı mayı saldırsa ne yapacağım ben? Tabii. O seni kurtarıyor. Ya kurt saldırsa ne yapacağım ben? O seni kurtarıyor. Tabii canım. Bakma öyle küçük oldun ha. Ay, buna ne yapabilir ki? Evet. Mekanımıza geldik. Beyefendi. Siz de hoş geldiniz. Buyurun.
Şimdi buraya geri gelmez ilk görevimiz çocukları bir çıkartmak. Onlar da sıkıldılar. Görüyorsunuz ki çok fazla içerik çekmeye çalışıyorum. Hakikaten de kolay değil. Özellikle editleme kısmı. Yoruyor. Tabii ki de bunun bir geri dönüşü oluyor. Ama şöyle ki sizden gelen tepkilerden sonra inanın o yorgunluğum komple bir alınmış oluyor. Dişin sarı değil mi burada mesela dişin? Benim dişim sarı değil ki abi. Ama bak böyle çektiğimde dişim nasıl sararıyor? Abim dişim sarı değil. Yukarıda mı konuşsak ya? Yo böyle de güzel aslında. Okey. Neyse birazcık yoğun oluyor arkadaşlar. Video çekiyorum. Öyle bir girdim. Hani diyordum ya bir şey emek veriyordunuz ve izlenmesi, yorumu, like'ı az oluyordu ve hani yaptığınız işe değmiyordu. Şu anda mesela çok fazla yorum var, geri aboneler oluyor, takip etmeler yükseliyor, izlenmeler yükseliyor. Beni inanılmaz motive ediyor ve kendimi çok daha iyi hissetmemi sağlıyor sayenizde. Çok sağ olun. Yani ne yorgunluğum, ne bitkinliğim falan filan hiçbir şey kalmıyor. Sanki çok değer verdiğim birine bir yemek hazırlarsın ve o yedikten sonra böyle bir iyi hisseder, mutlu olur ya. Sana da iyi gelir. Bir dakika be oğlum. Allah Allah, şu şunları çıkartalım ya. Günaydın. Günaydın. Tamam. Günaydın. Tamam coşun. Tamam bir şey yok. Hadi gel. Cü. Hadi bakalım. Hadi. Bodyguard'ın da burada. Aferin. Bak sayende hiçbir şey yapamıyor bana. Sonraki işimiz buraya köstebekler dadanmış. Onların yuvalarını dağıtmamız gerekiyor. Dün vardı. Yine çıkıyorlar. Yani dağıtmak ne derece işe yarıyor bilmiyorum. Yani babam dağıt dedi, dağıtıyorum. Ardı arkasını çok düşünmedim açıkçası. Ama esasen yakalanıp rehabilite edilmeleri lazım. Başka türlü bunun bir çözümü yok yani. Yoksa ben dağıtayım, o yine çıkacak. Dağıttıkça çıkacak yani. Ne yapalım? Ha ama şu yoldakilerin mantığını anladım. Hani arabanın altında bir tümsek yapıyorlar. Onu dağıtınca araba daha rahat hareket etmiş oluyor. Mesela bak şuraya bak. Burada vardı. Dağıttık. Burada yapmışlar. Çocuklar sağ olsunlar. Şimdi bunu dağıtacağım. Ama ne olacak ya? Dağıtınca ne olacak? Yani köstebek benim yuvam burada dağılıyor. Ben başka bir yerde yapayım diyorsa o ayrı. Bilmiyorum. Ya babam diyorsa vardır bir bildiği. Böyle gel, böyle. Böyle gel. Götünü görüyor insanlar. Hayır, insanlar götünü görüyor. Gel bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Şimdi buradan içebilirsin. Tamam. Ayıp oğlum. İnsanlara ne götünü dönüyorsun sen? Heh. Oh. Afiyetler olsun. Geldik videonun sonuna. Günlük olarak böyle ne yaşıyorsam onu çekmeye çalışıyorum. Ulan bu da çekilir mi dediğiniz bir şey yoktur diye temenni ediyorum açıkçası. Keyif alıyorsanız lütfen belirtin ya da bazı eleştirileriniz varsa söyleyin, eleştirileri açayım. Ama ne kadar değiştirebilirim bu konuda söz veremem çünkü hayat burada böyle. Yani bunu göstermeye çalışıyorum. Burada yaşadığım hayat benim açımdan her anıyla farklı zaten. Ve bu benim için çok memnun edici ve çok güzel enerji veren bir şey. Umarım size de bunu mümkün mertebe yansıtabiliyorumdur. Neyse, videolar çekiyorum. Daha sık videolar atıyorum. Bunun sebebi sizsiniz. Desteklerinize, zaman ayırmalarınıza, esasında sizin de emeklerinize sağlık. Çok sağ olun, iyi ki varsınız. Beni, ailemi çok motive ediyorsunuz. Çok sağ olun. Böyle gittikçe de, yani bu tehdit gibi oldu birazcık ama böyle gitmezse daha video yok. Hayır, bunu demek istemedim. Tabii ki de destek aldıkça insanın daha çok video çekesi geliyor. Umarım beğenmişsindir. Umarım keyif almışsındır. Umarım tarla ekimi konusunda birkaç bilgiyi not etmişsindir. Bunlar önemli bilgiler. Kaçırma ve küçümseme. Eğer müsaitsen, yorum atarsan, like atarsan, abone olursan minnettar oluruz. Olmazsa da canın sağ olsun. Bunun bir de bonusu var. Ben bu videoyu çok beğendim. Bunu mutlaka izle diye mesela yolladığını bir düşünsene, bir hayal etsene. Oradaki katkıyı Allah'ım. Bu çok olur. Yani bunun için beni çok seviyor olmanız lazım. Haklısınız. Bu kadarını isteyemem yani sizden. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Eyvallah.